Merhabalar. Kaliteli bir uyku size canlılık katarken güne enerjiyle başlayıp verimliliğinizi artırarak sosyal ve sağlıklı olmanıza katkıda bulunmak için gayet yeterlidir. Yapılan çalışmalar uykusuz kalanların metabolizmalarının daha yavaş çalıştığını ve uyuyamadıkları için geç saatlerde enerji içeriği yüksek yağlı besin tüketimlerinin arttığını ve böylece kilo kazanımlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca akşam yemeğinden sonra çikolata, kahve, çay tüketimlerinin yoğun olması kafein alımınızı artırarak uykusuz kalmanıza neden olabilir. Yine yağlı besin alımlarının fazla olması, yoğun alkol tüketimi de uyku veriminizi düşürmektedir. Bu nedenle beslenme uykuyu, uyku da beslenme düzeninizi etkileyebilir. Bu sebeple en geç yatmadan 2 saat önce triptofan içeriği yüksek süt veya yoğurtla meyve ara öğünü tüketerek daha dengeli bir uyku için zemin hazırlayabilirsiniz. 2001 yılında yapılan bir çalışmada günde 5 saatten az uyuyanlarda daha fazla iç organ yağlanması ve hipertansiyon görülmekte olduğu tespit edilmiş. Yine başka bir çalışmada kronik uykusuzluk yaşayanlarda obezitenin yanı sıra insülin direnci ve diyabetik riskinin artış gösterdiği görülmektedir. Uykusuzluk ayrıca kendinizi mutsuz ve depresif hissetmeniz gibi duygusal problemleri de beraberinde getirir. Uyku, vücut sistemlerini yavaşlatarak ve rahatlatarak kalktığımızda kendimizi fiziksel olarak daha güçlü hissetmemizi sağlar. Uykunuzun kaç saat olduğunun yanında kalite ve düzenli oluşu da oldukça önemlidir. Her gece aynı saatte uyumak vücudunuzun uyku saatinin geldiği sinyalini verir. Her gün aynı saatte kalkmak da sizin rahat uyanmanıza yardımcı olur. Uyku saatini yarım saatten fazla geciktirmeyin ya da 2-3 saat sonra uyumaya kalkmayın. Peki kaliteli bir uyku için bilmeniz gerekenler neler? İşte bu videoda kaliteli uyku için bilmeniz gerekenleri sizler için anlatacağım. Şunu bilmenizde yarar var. Uyku küçük büyük herkes için hayati bir öneme sahip. Uykusuz kaldığınızda beyin gün içerisinde konsantrasyon yaşamakta zorluk çeker ve dikkatiniz dağılır. Bu sebeple sıklıkla uykusuz kalmak hafızanızın zayıflamasına sebep olur. Eğer uykunuzu alamamışsanız öğrenme kabiliyetiniz de azalır. Uykusuz kalmak reflekslerin zayıflamasına sebep olur ki araba kullanırken kaza yapma olasılığınız artar. Uykusuzluk sindirim sistemini de olumsuz etkilemektedir ve bu yüzden fazla yemenize, bu da tabii daha fazla kilo almanıza sebep olacaktır. Uyku sorunu kronik bir hale geldiyse kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet gibi kalıcı hastalıklar kapınızı çalacaktır demektir. Madem uyku bu kadar önemli, o halde iyi bir uyku için unutmamanız gerekenleri sıralayalım. Kalkmak için alarm kurduğunuz gibi yatmak için de alarm kurun. Yatma ve kalkma saatiniz aynı olursa uykusuzluk ve düzensizlik gibi sorunlar tamamen ortadan kalkacaktır. Eğer mümkünse tatil günlerinde bile bu düzenle devam etmek en sağlıklısı. El ve ayaklarınızın sıcak olması sizin uykuya daha rahat dalmanızı sağlayacaktır. Karanlıkta uyumak çok önemli. Bu sebeple yattığınız oda mümkün olduğunca karanlık olmalı. Başucunuzda bulunan bir cep telefonu, yanıp sönen saat bile uykunuzu olumsuz anlamda etkiler. İnsanı rahatlatan renklerden sarı ve mavi odanızın rengi olabilir. Bilim insanları iyi bir uyku için en uygun yatak odası renginin mavi veya açık sarı olduğunu ifade ediyor. Kurmuş olduğunuz alarm çaldığında hemen kalkın. Alarmı 10 dakika ileri alıp tekrar yatmanızın size hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü 5-10 dakikalık bir süre daha fazla uyumaya çalışmak ve yatakta kalkmak REM uykusuna dönebilmek için yeterli değildir. Bu sağlıklı bir uyku olmadığı için güne enerjik bir şekilde başlamak yerine sersem bir şekilde başlamanıza sebep olur. Yattığınız odanın sıcaklığının 15-20 derece arasında olması en ideal olanıdır. Uykuya yakın bir zaman diliminde egzersiz ya da spor yapmayın. Yoksa metabolizmanız hızlanır ve uykuya dalmakta zorluk yaşarsınız. Hoş ülkemizde spor yapan insan da bulmak zor ya, neyse. Uyuyacağınız zaman dilimi içerisinde özellikle son bir saat yavaşlayın. Hızlı hareketlerden kaçının. Ortamdaki ışıkları kısın, telefon, televizyon, bilgisayar gibi ekranlardan uzak durun. Uykuya dalamadığınız zaman yatakta dönüp durmak sinirlerinizi bozar.
kalkıp sakinleşmeye çalışın. Bir çay kaşığı bal ya da yarım çay bardağı limon suyu uyku havasına girmenize yardımcı olabilir. Bu sürede kitap okuyun veya pencereden dışarıyı izleyin. Çok zor biliyoruz ama elektronik ekranlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Eğer evcil hayvanınız varsa aynı odada yatmayın. Gece boyunca saatlerce nefes alacağınız için kedi veya köpekle bir arada olmamanız yerinde olur. En ideal uyku pozisyonu sırt üstü yatmak. Ancak insanların %60'ından fazlası yan yatmaya eğilimli. Bunu değiştirmek için zaten yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Alışkanlığı değiştirmeye çalışmak uykunuzu olumsuz anlamda etkileyebilir. Yattığınız ortamın sessiz olması çok önemli. Ancak ideal olan ölüm sessizliği değil, beyaz gürültü denen türden bir sessizlik. Kütüphanedeymişsiniz gibi düşünebilirsiniz bunu. Fısıldayarak konuşmak, nefes sesleri, saatin tik takları gibi sesler uykunuzu etkilemez. Ama oda çok çok sessiz olursa dışarıdaki bir kuşun ötmesi dahi sizi uyandırabilir. Uykuya dalamadığınızda koyun saymak yerine kendinizi sakin bir yerde hayal edin. Gözlerinizi kapatın ve zihninizde yarattığınız sahilde sırtüstü uzanıp hayali dalgaların sesini duymaya çalışın. Hoşça kalın.